Erken kalkmışsınız Meltem Hanım. Uyku tutmadı. Haluk Bey de kalktı mı? Haluk. O gitti. Erken gitti. Tüh, o kadar erken mi gitti ya? Ben de erken geldim diye seviniyordum. Yetişemedim adamcağızın kahvaltısına. Onun iş seyahati varmış. O yüzden öyle erken gitti. Akşama da gelmeyecek zaten. Meltem Hanım, siz iyi misiniz? İyiyim. Böyle sanki hasta gibisiniz. Bir şeyiniz yok değil mi? Yok, iyiyim. Gayet iyiyim. Hatta çok iyiyim ben. İyi miyim? Hadi görüşürüz. Tamam Tayyar Bey. Herhangi bir gelişme olursa biz size haber veririz. Sağ olun efendim. Memur Bey, bu bizim altınları çalan hırsız çabuk yakalanır değil mi? Biz elimizden geleni yapacağız. Bu arada Şükrü Bey, öğleden sonra siz de eşinizle birlikte karakola uğrayın, ifadenizi alacağız. İfademi mi alacaksınız? Tamam Memur Bey. Biz hep beraber geliriz. Merak etmeyin. Tamam. O zaman görüşürüz. Selametle efendim. Güle güle. Güle güle. Hadi. Şimdi apıttık Hatice. İster misin polis bizi yakalasın? Ay hiç ister miyim Şükrü? Salak mıyım ben? İstemem. Günaydın. 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 Yasemin. Ara sor bakalım radyatörler ne zaman geliyormuş? Peki Haluk Bey. Sen ne yapıyorsun? Benim bir alışveriş işim vardı da Haluk Bey. Yani evde hiçbir şey kalmamış. Sabah dolabı açtım. Ne domates var, ne peynir var. Hiçbir şey yok. Tam takır. Yani bu işleri bu saatte mi hallediyorsunuz? Bravo. Git hallet gel hadi. Çabuk ol. İşimiz başımızdan aşkın bunu. Nereye gideyim? Ben internetten hallediyorum Haluk Bey. Nereden? İnternetten. Ana. Evet. Yani artık internet üzerinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Oğlum hadi elektronik eşyaları anladık da domatesi nasıl alıyorsun? Olur mu lan öyle şey? O da var Haluk abi. Yani kaç kilo istediğini giriyorsun, mail'i gönderiyorsun. Orada adresin falan yazıyor. Kayıtlısın zaten. Adamlar eve gönderiyorlar. Kim seçiyor? Neyi? Domatesleri. Kim dokunuyor, kim kokluyor? Kimse seçmiyor abi. Oradaki adamlar kaç kilo istediysen koyup gönderiyorlar eve. Olur mu öyle şey canım? İnsan domatesi ellemeden, koklamadan alır mı? İcat çıkarmayın insanın başına. Her şeyi internetten halletmeye alıştınız ha. Yakında ikizlere takke diye siz bağırtırsınız bu interneti. Bir pazar keyfimiz vardı, ona da göz diktiniz ha. Abi ikizler kim? Ah more, ah more. İçim yanar. İçim yanar. Elinde sonunda bu işi yapan hırsız zindanlarda, mahpuslarda çürüyecek. Mahpuslarda mı çürüyecek? Ay yazık ya. Acaba davacı olmaktan vaz mı geçsek baba? Neden vazgeçeceğiz be? Belki yeneyebilir adamcağız baba. Ha? Belki karısına daha doyamamıştır. Belki de karısı da kocasına doyamamıştır Şükrü. Kesin. İkisi de çürüyecek şimdi hapislerde. 3-5 tane takı için. Niye ikisi birden çürüyecek hapislerde be? Kim hırsızlık yaptıysa o çürüyecek. Belki karı koca beraber çalmışlardır baba. O zaman beraber gidecekler mahpuslara. İşte o kadar. Ben seni birazdan arayacağım. Nasılsın Meltem? İyiyim. Gayet iyiyim. Söyledin mi? Hı? Ne dedi? Pek konuşmadı. Ne zaman gidiyormuş peki? Gitti bile. İnanmıyorum. Gitti mi? Ne zaman?
bir süre ayrı yaşayalım dedikten 5 dakika sonra valizini aldı ve gitti. Haluk işte. Tam Haluk. Başka bir şey beklenmezdi ki ondan. Allah'ım nasıl bir gururu var bu adamın. Bekle sabah git değil mi? Hemen gitti gönül. Yani 5 dakika içinde yok oldu. Neyi? Radyatörleri. Ha. İyi tamam. Hatımı arayıp düzeltti kuşaklar. Nasıl düzelttiniz? Tek taş yüzük aldım Yasemin Hanım. Ya bu tek taş yüzük kadınlar üzerinde ne kadar da etkiliymiş de ha. Kendisi tektir ama gücü çoktur da. Evet, çok işe yarar. Çocukken de bu taşlar çok işe yaraydı Yasemin Hanım. Bir taş ataydık yukarıki mahallenin çocuklarına, hepsi kaçaydılar. Tek taş mı atıyordunuz? Tek bir taş attık mı, hepsi gideydi, hiç kalmaydılar. Nasıl geçti ilk yalnız gecen? Mutlu musun? Ne hissediyorsun Meltem? Bilmem. Garip. Anlatması zor. Ama çok mutlu geçtiğini söyleyemem. Çok normal bu. Yani ilk defa yaşıyorsun böyle bir şeyi. Ama panik yapma. Tamam mı? Yani her şey olması gerektiği gibi oluyor. İsmail Bey, bu tek taş için parayı nereden buldunuz? Hani malum... Daha bulmadım ki uşağım. Borç yaptım da. Nasıl ödeyeceksiniz? Ben de şimdi sana soracaktım. Tolga uşağım, bu borcu nasıl ödeyeceğiz diye de. Yani seni anlayacaksın. Altınları bizim aldığımız anlaşılırsa yanarız abi. Oğlum, altınlar zaten sizin değil mi? İnsan kendi altınını nasıl çalar Şükrü? Polis karışmaz bu işe. İfade vermek için karakola çağırdılar ama. Evet abi. Polislere ne diyeceğiz peki? Altınları bozdurup motor aldık dersek babam oyar bizi. O zaman inkar edeceksiniz oğlum. Yalandan kim ölmüş? Yengeyle ağız birliği yapın da Tonga'ya düşmeyin Şükrü. Keşke hiç girmeseydiniz bu motor olayına. Canım onu da inkar ederiz. Sormasalar bile biz söyleyelim. Motor falan almadık diyelim. Eyvah. Senin işimiz hakikaten zor Hatice. Neyse canım. Akşam çıkarız biraz ha. İlk geceni kutlayalım Meltem. Bir yerlerde yemek yeriz. Sonra birkaç yere uğrarız. Kızlar gecesi yapalım ha. Arayayım mı kızları da? Yok ya. Canım istemiyor. Olmaz öyle şey. Topla kendini biraz Meltem. Silkin şöyle bir kendine gel. Sen bu kararı daha mutsuz olmak için mi aldın? Ya öyle şeyler gelmiyor içimden. Gelir, gelir. Gelmiyorsa da biz getirtiriz. Tamam mı? Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Başka bir arzunuz? Teşekkür ederim, sağ olun. Olursa söylerim. Arkadaş ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kafe batar birader. Şuraya bak ya. Bir kişi, biz müşteriden fazlayız arkadaş ya. Ne yapsak ya belki? Kampanya falan mı yapsak? Bilmiyorum ki, bilmiyorum abi. Bu kale adam ya. Hala, ana, hayırdır? Kim oranın yetkilisi bakayım? Meto, benim. Hadi bakayım, gel sen şuraya otur.
Sen de gel bakayım. Karı kafa. Otur bakayım şuraya. Ben de oturayım bari oraya. Aman sen eksik kalma. Sen de otur. Neyse iyi. Oturmayalım. Ayaktan durun. Tamam tamam. Hadi otur sen de otur. Aman iyi. Bir şey mi dedim ben seni ya? Hiç şey dedirtmiyorsun. Ağzımı kapattım. Bir daha açmazsın. Tövbe olsun konuşmayacak. Ha, elden gücendim dersen ben. Arkadaşlar. Reklam yapmamız lazım. Süper. Yaşasın reklam. Ne gerek var? İyi inşaat yaparsak zaten satarız. Boşuna para kaybı. Haluk Bey, rakiplerimiz çok reklam yapıyorlar. Bizim de onlarla rekabete girebilmemiz için reklam yapmamız şart. Ama bizim reklam ajansı bu iş için yeterli olmaz Canan Hanım. Yani bu işi daha iyi bilen başka bir ajansla çalışmamız lazım. Biliyorum. İşte bu yüzden özellikle büyük reklam kampanyalarında tecrübeli bir ajans bulacağız. Var mı tanıdığımız iyi bir reklam ajansı Haluk Bey? Vallahi benim tanıdığım tek reklamcı Zero Erkek. Zero. Tamam, iyi bir reklamcı olsun yeter. Yani Zero da olabilir, değil mi? Ben anlamam o işlerden. Çağırayım gelsin, siz kendi aranızda halledin. Beni karıştırmayın. Tamam, harika olur Haluk Bey. Arayın, görüşelim. Şimdi? Lütfen. Alo, Zero. Hemen buraya geliyorsun. Toplantıdayım Haluk. Tamam, geliyor. Çok enteresan bir tarzınız var Haluk Bey. Neyi be? Yani hani hiç müsait misiniz, görüşebilir miyiz, rica etsek falan gibi kelimeler kullanmadınız. Kibarlık vakit kaybıdır Canan Hanım. İnsanlar kibar olacağım diye hem vakit kaybediyorlar hem de cep telefon faturaları yüksek geliyor. Ben şahsen iletişimde askeri yöntemlerden yanayım yani. Gelinecek, gel. Olay nasıl oldu? Anlatın bakalım. Biz çalmadık komiserim. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Siz çaldınız demedik zaten kızım. Altınların çalındığı günlerdeydiniz. He, ben bütün gün evdeydim. Hiç dışarı çıkmadım. Hırsız gelseydi görürdüm. Belki bakkala falan gitmişsindir Hatice. Gitmedim Şükrü. Emin misin Hatice? Belki yoğurt almaya falan çıkmışsındır. Çıkmadım. Çıksam bilirim herhalde. Emin misin Hatice? Çıkmış olman lazım. Ha evet. Şimdi aklıma geldi. Bir ara manava gittiydim ben. İşte o ara girmişler hırsız. Kesin. Oğlum sen anlamıyorsun galiba. Ben seni diyorum ki biz 15-20 kişi geleceğiz. Ona göre bir fiyat yap. Böyle açık indirimli olsun. Kadın gidin böyle fiyat mı olur hiç? Ya halacığım adam başı 20 dedik. Çok mu dedik ya? Çok dedin tabii. 5 yıldız otel mi burası? Allah Allah. Biz adam başı değil ki. Kadın başı geleceğiz buraya. Kadın günü yapacağız diyor size. Kadın günü olacak, kadın günü. Allah Allah. Ne fark eder ki ana? Canım fark etmez olur mu hiç? Sen şimdi adam başı deyince bir baban düşün. Baban senin nasıl bir adam? Babanla ben aynı olur muyuz? Senin baban Menderes, ben Nurten. Senin babanla benim aramda en az 3 dönüm fark var. Annen doğru söylüyordur galiba oğlum. Babanın 20 olursa bizi 5 olması lazım. Neyse, senin de ondan galiba bir farkın yok ya. Galiba halan için biz açık bir fark veririz. Ne demek istiyorsun gayengi sen? Ben çok mu şişmanım? Vallahi şimdi çok gücendim galiba. Bir daha konuşmayacağım kesinlikle senden. Bitti, çılgın yenge. Anne, çok umurumda. Sakin ol ya hala. Anne, sakin ol ya. İyi. Yok. Akşam biz geliriz Tuna'yla, alırız seni dışarı çıkarız, tamam mı? Hiç itiraz etme Meltem bak. Ya canım istemiyor Gönül. Aa, amma yaptım Meltem ya. Evde mi oturacaksın? Ya evde oturmayı tercih ederim. Siz buyurun gelin. Hani evde oturalım. Başka zaman çıkarız dışarı. Ha? Hiç istemiyor canım. Peki. Hoş geldiniz. Hoş geldin anneciğim. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyiydik. Nasılsınız? İyiyiz Meltem Hanım. Meltem Hanım, biz şeye geldik. Seni günümüz vardı, oraya davet etmeye geldik.
Ha, öyle mi? Ne zaman? Yarın değil, öbür gün. Saat 3-4 gibi. Ha, yok, ben çalışıyorum, gelemem. Bir gün izin alıversen işten. Yok, biz öyle izin falan alamayız gün içinde. Sizin kel müdür mü vermiyor izne? Konuş vereyim bir kere ben. Ay yok, siz konuşmayın. Yok yani, o yüzden de hem benim işlerim var o saatte, gelemem. Zaten o kel müdür, hiç sevmedim ya. Ben kelleri zaten sevmiyorum biliyorsun. Bu da kel ya, otursun oturduğu yerde. Alo, Menderes, sen ben. Heh, benim ben. Nerelerdesin sen bakayım, söyle. İnşaatta tuğlu diziyoruz. Benim bak, saçma saçma konuşma. Hadi kalkar, gel burayı bize al. Biz Meltem Hanımlardayız. Avukatım da yarımda. Avukat görümcü burada. Daha da konuşursam ne olur yenge? Konuşmayacaksın işte. Konuşmadın, benim de çok umurumdu. Yine mi kavga ediyorsunuz siz? Ruhe be kadınla, ruhe. Oradan bağırıp durma. Bak sonra hesaplaşırız ha. Hadi kalkar diyorum sana. Gel. Allah Allah, sıkıldım, çatlayacağım burada. Yahu bizim de işimiz var. Tuğlu örüyoruz diyoruz, seni anlamıyor mu? Memleket meselesi bu. Ben senin tuğlularını, inşaatlarını bilmiyor mu? Orlar da kaçık inşaat yapıyor. Beni bak, benim sinirim bozma. Gelirsem o senin inşaatları, kaçağını maçağını hepsini yıkarım. Yanımda zaten dozer, görümcedi var. Onu salıveririn oraya. Ne demek istiyorsun sen yenge? Ben okudan şişmanım ki. Ne zannettin ya, manken misin? Bak şimdi çok gücendim işte. Sanki sen kendin hırlısın. Oley! En büyük benim baba, oley! Hayır. En büyük benim baba. Ne bu sevinç abi, finans sorularını mı buldun yoksa? Yok be abicim, ondan daha güzel bir şey buldum. Dur anlatacağım. Ay çok isterdim ama yani gelebilmem mümkün değil. Size iyi eğlenceler. Şey gelmez miydi? Gönül Hanım bilen gelmez miydi? Yok, o da gelemez. Allah Allah. Sizin hayatınız da hayat değil buralar canım. Çok da mutsuz yaşıyorsunuz. Şu haline bak. Meltem Hanım, sen bugün çok mutsuz görünüyor. Öyle mi görünüyor? He ya, öyle görünüyor. Modern kent soylu kadınını... İçine düştüğü bir çeşit varoluşsal esaret bu yenge. Bunları en güzel kim anlatır biliyor musun yenge? Franz Kafka anlatır. Ama sen Franz Kafka da anlamazsın ki. Beni bak, ben Almanya'yı görmüş, oralarda yaşamış kadınım. Ne dedin sen, farkında mısın? Dozer görümce. Az evvel gücem yedirdim ama şimdi gücendim gari yenge. Hem çok gücendim. Konuşmayın. Buyurun, hoş merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. Menderes. Ne var? Hiç oturmayalım, hemen gidelim biz. Dur bakayım, azıcık soğuklanalım gari. Beni bir su versen ya kızım. Hemen. Aferin. Yenge tutsana adamcağız, iki dakika nefes alsın bugün ya, dinlensin. Haluk Bey yok mu? Ay yok, onun biraz işleri var, bugün geç gelecek. Ha. İyi, beklerim. Hiç olmazsa gelmişken onu da görer. Geç gelecek derken... şey yani... Şehir dışına falan gidecek o. Abi, biz de Berkiden kafesinde gün ediyoruz, günümüz var. Yani söylemesen çatlarsın. Ne dedim ben ya? Konuşmuyorum, konuşsam ne olsun? Anladım. Allah verdim. Ben de davetliyim. Ne işiniz var sizin dışarılarda bakın? Durmadan para harcayıp duracaksınız. Allah Allah. Sen senelerce dışarılarda, lokantalarda yemek ye. Biz bir kere bir şey yapan, kalk böyle mani olmaya çalış. Gideceğiz işte, gideceğiz. Allah Allah, seni ne? Ben hiç olmazsa sizin gibi mındar etmiyorum yemeklere. Sizin yemeklerin hepici ağla o da. Ağlamasın ha. Ağlasa da gideceğiz. Ağlamasa da geçeceğiz. Ne işiniz var oralarda? Yapın evde böreklere, yiyin için. Kadın kısmısı hiç kafelere giden miymiş? Gari işler değişti küçük Menderes. Kadınlar, gazinoları, restoranları, kafeleri hepsini el geçirdiler. Hatta pavyonları bile böyle geçireceğiz. Ne deyip duruyorsun sen? Deli mi yahu? Tövbe tövbe. Kalk kalk, kalk gidiyoruz. Gülfidan, hadi kalk sen de bakayım. Ağzımı açarsam iki olsun yenge. Çok canım, çok.
Allah'a ısmarladık kızım. Duygu, bu hafta senin sınav haftan değil mi? Evet anne. Ne o zaman sohbete katılıyorsun burada oturup böyle? Ne yapayım anne? Merak etme, yetiştiririm ben. Bak öyle sabahlara kadar ders çalışmak yok, tamam mı? Yani uykusuz uykusuz sınava girmenin anlamı yok. İyi de bizim okul sabahlamadan bitmez ki anne. Son geceye bırakmazsan sabahlamazsın küçük hanım. Niye bırakıyorsun son güne? Meltem Hanım, bence siz bu kızı yanlış okula gönderiyorsunuz. Kitaplar çok kalın. Geçen gün merdiveni bulamadım. İki tane kitabını aldım, böyle üst üste koydum. Üstteki yorganları indirdim. Hadi kızım, geç odana ders çalış. Hadi. Tamam. Emine, sana zahmet Duygu'ya yiyecek bir şey hazırlasana. Ders çalışırken atıştırsın. Siz merak etmeyin. Ben onu çok güzel böyle bir kampa alacağım. Cin gibi de sınavlara göndereceğim. Buyurun. Merhabalar. Nasılsın? Ne var ne yok? Teşekkür ederim. Buyurun. Meltem'cim. Ne haber Meltem? İyi, ne olsun? Ay ya. Aa, bakayım. Bugün mü ördün bunu? Hı, öyle dalmışım, gitmiş. İnanılmazsın Meltem. Kime ördün? Daha kimi ördüğüme karar vermedim paşacığım. Ördükten sonra bakacağım. İstersen senin olsun. Ama istemem. Yaşlı rengi o. Haluk amcama versin onu. Biz de bugün Meltemciğim şey yaptık. Orçun'un gittiği tiyatro kulübüne Merve'yi de yazdırdık. Artık beraber tiyatro çalışıp kaynaşacaklar. Kaynaşıyor muyuz? Bilemiyorum yani. Kaynaşırsınız tabii, kaynaşırsınız. Sanatla, tiyatroyla uğraşan insanlar çok iyi geçinirler. Hiç kavga etmezler. Sanat insanların mutluluğu içindir paşacığım. Sanat öyle ama Merve değil. Gıcık ediyor beni. Çok şeker ya. Bayılıyorum bunlara. Vallahi ne güzel kaynaştılar değil mi? Orçun, biraz daha konuşursam bilemiyorum yani. Neyse. Haluk nerede? Haluk'un iş seyahati var. Biraz şehir dışına çıktı. Olur mu canım? Biz demin şirkette beraberdik onunla. Oturduk konuştuk. Yani biraz önce beraberdik. Şu seyahatte falan değildi. Oğlum. Hadi Duygu ablanın odasına git de bir oyun moyun açsın sana, oyna. Oldu mu? Hadi. Şahane olur valla. Merve'm abici canım sıktı zaten. Hadi montunu da çıkart oradan. Beyler, Alex, hadi kalkın kahve içmeye gidiyoruz. Saçmalama oğlum ya, beş para yok ki. Yani, oğlum benden ya, rahat olun, ben ısmarlıyorum bugün. Aha, bak o zaman tamam, gidelim tabii. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Sakin ol bak. Alex, hadi. Alex. Karar verdiler Tuna. Ne? Evet öyle ama yani bir süre kimsenin bilmesini istemiyoruz. Sen de yardım edersen. Tabii tabii. Ya ben kimseye söylemem, merak etme. Çok şaşırdım yani. Öyle olması gerekti. Hay Allah. Yani tabii ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani karar sizin kararınız. Eğer öyle olması gerekiyorsa yani siz bilirsiniz. Yani neden olmasın? Thank you.
Ama şunu söylemek isterim ki yani ayrı yaşamaya karar vermek boşanmaya atılan ilk adımdır Meltem. Yani inşallah sonu öyle olmaz. Ben zaten boşanmak istedim. Bunu öneren Sinan Bey. Bence doğru söylemiş. Ayrıca bu her çifte aynı sonucu verir diye bir şey yok Meltem. Belki siz o aşamaya gelmeden halledersiniz problemlerinizi. Tabii canım. İnşallah siz düzelirsiniz. Ama şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım ki mutsuz bir evliliktense mutlu bir boşanma her zaman daha iyidir. Tabii. Yani kesinlikle katılıyorum sana hayatım. Yani ben boşanmaya öyle negatif yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani ama tabii boşanmayı medeni bir şekilde yapmakta da fayda var. Yani dost kalmak daha önemli. Değil mi Gönül? Genişte, 4 tane kapuçino. Sütlü olsun. Sütlü onlar zaten. Hayırdır oğlum? Ne bu havalar? Banka mı soydun? Havalıyım değil mi? Merak etmeyin. Hesabı ben ödüyorum ya. Alright! Kerem, iyi misin? İyiyim hayatım, iyiyim. Hem de çok iyiyim ya. Nerede kaldı kahveler kardeşim? Adama hasretmeyin ya. Geliyor kayınço, geliyor. Geliyor. Meltem, hadi gidip bir yerlerde bir şeyler içelim ha. Ben Orçun'u anneme bırakayım. Şöyle bir hava alırız, havamız değişir ha. Süper fikir Gönül. Hadi ben sizi şeye götüreyim, Boğaz'a götüreyim. Boğaz'a bir kahve içeriz ha. Evet. Yok, ben istemiyorum gerçekten. Siz gidin keyfinize bakın ha. Yakup. Bu kadar uzun devre mi olur oğlum? Kaç haftadır maç yok. Canım sıkıldı. Çok ense yaptı bu futbolcular Hüseyin. Kaç haftadır maç yapmıyorlar ya. Sıkıntıdan patlıyorum Yakup. Sıkıntıdan patlıyorum. Ulan maçsız bu hayat çekilir mi be? Özledim Bursa'yı. Yeşil! Beyaz! Yeşil! Beyaz! Yeşil! Beyaz! Afiyet olsun. Sütü iyi miydi? İyiydi canım. Canım bak. Meltem Hanım, siz burada mıydınız? Aa, ay televizyon seyrederken uyuyakalmışım. Siz yatın isterseniz, ben ses yapmam. Yok, ben hemen toparlanıp işe gideceğim. Bu Haluk Bey iş seyahatine gittiğinden beri sizin de düzeniniz bozuldu. Bir an önce dönsün şu adam ya. İstersen şimdi gideyim sonra gelin. Yok canım. Olur mu öyle şey?
Günaydın. Geç kaldım, uyuyakalmışım. İyi bir uyku çektin galiba Meltem. Yok ya, sabaha karşı şöyle bir dalmışım işte. Merak etme, alışacaksın. Yani ilk zamanlar biraz zor oluyor ama alışıyorsun. Sakın moralini bozma, olur mu? Meltem, iki gün bir yerlere kaçalım mı? Ben bırakırım Orçun'u anneme. Yok ya, daha değil. Belki sonra. Çok ama çok uzaklara gitmek istiyorum, biliyor musun? Çok iyi anlıyorum seni. Huzursuzum Gönül. Yani bir süre ayrı yaşamak beni mutlu eder zannettim. Ama bu kararı verdiğimden beri huzursuzum. Sanki her şey daha da kötü oldu. Çok normal Meltem. Yani ama bu düşünceler için çok erken. 20 yıllık bir alışkanlıktan söz ediyoruz burada. Bilmiyorum Gönül. Hayatımda ilk defa bir bilinmeze doğru gidiyorum. Ya hiçbir şeyden emin değilim. Ama bir tek şey biliyorum. Şu anda çok mutsuzum. Aney, şunu bak gari. Pek güzel çıkmışsın. Yenge, ben varken orada seni kim baksın? Ay parçası bir kadının bakacağı. Bakmaz tabii. Neden bakacağıymış? İki dönüm karısın. Bütün fotoğrafı kaplamışsın. Bak gari şunu bak. Beni ne sizin fotoğraflarınızdan? Fotoğrafınız batsın. Tövbe tövbe. Meltem Hanım, beni bir şey verecek mi yiyecek şöyle? Meyve vereyim Menderes Bey, yeşil elma falan. Hemen Emine getirsin. Hamur işi falan yok mu? Hani günden kalmıştır. Belki peçetenin arasına koyup getirmişsinizdir. Var ama size yok Menderes Bey. Ben de yemeğe veririm. Ne kadar güzel eğlenmişsiniz. Kıskandım vallahi. Sizi davet ettik mi gelmediniz. Pek sosyetik oldu toplantımız. Bu fotoğrafta ben de varım. Hüseyin görmesin sakın. İşte bu. İşte bu. Ne? Reklam filminde oynatacağım kadınları buldum. Nurten Hanım'la Emine. İşte bu. Hazır olun, hazır olun. Sizin ikinizi birden reklam yıldızı yapacağım. Baksana. Yani sen şimdi ciddi ciddi reklam filmi teklif ediyorsun. Tabii canım, ciddi ciddi reklam filminde oynamalarını teklif ediyorum. Vallahi ben bilemiyorum. Menajerim Stella Hüseyin'le görüşmeniz gerekiyor. Ben teklifleri açığım gari. Kız Nurten, sen ince artist mi olacaksın? Beğenmedin mi gari? Beğenemedim. Otur oturdun yerde. Ah yenge ah. O kalçayı vurmuşsaydın, o fotoğrafı ben dolacaktım şimdi. Her şeyin zaten hep sen engel oldun kendine kadar. Sen olsaydın zaten güzel fotoğraf olmazdı o. Sen kapladın o güzel ay yüzünden bütün fotoğrafı. Yenge, gidince şart olsun bütün yerel basının yaptığının hepsini açıklayacağım, göreceksin gününe. Ama pek umurumdu. Pek umurumdu. Beni bak muhterem Zero. Ne satacaksın sen bunlarla? Bu inşaat sektöründe kullanılacak bu reklam. Ev satacağız, ev. Bu Nurten'in resmini gören adam ne yapsın o eve? Ben şimdi bu fotoğrafları müşterinin önüne koyacağım. Müşteri muhtemelen beğenir. Ama yine de tabii son karar müşteriye bağlı. Efendim? Haluk, biraz gelebilir misin? Bu saatte mi? Hı hı, lütfen. İyi, tamam, geliyorum. Thank you.
Hoş geldin. Hoş gördük. Hayırdır? Gelsene. Ya belki çok önemli değil ama sana bunu vermek istedim. Ben ördüm. Soğuktur. Teşekkür ederim. Güzelmiş. Giysene. Şimdi mi? Lütfen. Rosman. Çocuk gibi oldu değil mi? Çok güzel. Ben gideyim. Gitme. Bir yere de gitme. Hiçbir yere gitme. Burada kalma olur. En çok neyi özledin? Doğruyu mu söyleyeyim? Hı hı. Kıymalı makarna. Yapayım mı? Yap. Ama öyle İtalyan makarnası değil. Anne makarnası istiyorum böyle. Soğanlı, biberli, domatesli böyle hafif sulu sulu olur ya. Böyle iyi pişmiş. Böyle sosyetik makarnaları sevmiyorum. Böyle. Ne o? Al dente. Kıtır kıtır ağzında. Yanına da biraz böyle vişne hoşafı. Hepsi tamam da bu saatte hoşaf falan yapamam. Onu ben yaparım. Sahte hoşaf yaparız anında. O nasıl bir şey öyle? Sen onu bana bırak. Sen makarnayı yap, ben sana hoşafı hazırlıyorum. O da benim uzmanlık alanım. Olmuş. Harika. Sırf bu yüzden seninle 20 yıl daha evli kalabilirim. Çok romantiksin öyle. Hani hocam? Yap da görelim, merak ediyorum. Daha bir reçel getir, vişne reçeli. Suyumuz var. Bir çorba kaba. Koyuyorsun. Tamam mı?
sonra bunu karıştırıyorsun. Al sana sahte vişne hoşafı. Bravo vallahi Haluk. Nereden öğrendin sen bunu? Annem yapardı. Ooo! Gel bir tadına bak. Bir bak hele. Nasıl olmuş? Çok güzel. Güzel mi yoksa güzel mi? Güzel. Bu bak. Saatte bunları yediğimize inanamıyorum. Nasıl özlemişim sana anladım. Kıymalı makarna, bol karabiber, sulu sulu. Vallahi ben peynirli makarnamdan çok memnunum. Bakayım ben. Her gün yiyeceğiz.